shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips. I'm feeling the heat, that's all I need. Selamünaleyküm değerli dostlar. Şu anda Sinop'un Türkeli ilçesi güzel bir köyü olan Güzelkent'teyim. Güzelkent, o da uyuyor birbirine. Eskadıyla Helal'dı buranın ismi. 2 aydan beri aşağı yukarı buradayım. Burada güzel bir kafeyle karşılaştım. Gerçekten çok lezzetli hamburgerler yapıyor. Normalde reklam yapma işine fazla girmem. Bunu da zaten ücretsiz yapıyorum. Kendim de çok beğendiğim için size bunu göstermek istedim. Belki yaza gelince hamburger canınız ister, kafe dengiye gelirsiniz. Şu anda Kordon'dayım. Burası da plaj. Gördüğünüz gibi boş. Bugün denize girme yasağı var. Çok dalgalı ve rüzgarlı şu anda. Zaten kimse de yok. İleride jandarma bekliyor kimse girmesin diye. Böyle güzel de oturma yerleri var burada. Şimdi bir kafe dengiye girip sahibiyle bir tanışalım. Dostlar benim amacım Güzelkent, Eskadıyla Helal'dı köyündeki yerli esnafa biraz bir destek olmak. İsmail kardeşim de gerçekten çok güzel hamburger yapıyor. İzine geldiğiniz zaman mutlaka sizi mekanına bekler. Şimdi kendisini bir tanıyalım dedim. Evet İsmail kardeşim, bir kendini öncelikle tanıtır mısın? Öncelikle herkese selamlar. Ben İsmail Baylu. Güzelkent'te bulunan Kafe Dengi Burger Extra işletmesinin sahibiyim. 2021 yılında Güzelkent'te Kafe Dengi ve Burger Extra olarak bir kafe işletmeciliği kurduk. Dışarıdan gelme değil, buranın esnafısın değil mi? Evet evet, ben 32 yaşındayım. 32 yılında da bu memlekette ikametgah ediyorum. Burada aslında kafeyi açmamın en büyük nedenlerinden biri, yani bölgemizde en büyük ihtiyaç duyulan gurbetçilerimizin çok talep gösterdiği burgerdi. Ben hamburgeri kendim de çok severim. Bunda dedim ki kendi markamız var, Burger Extra, İstanbul'da 4 şubemiz bulunan. Dedim ki ben bu lezzeti Güzelkent'e getireceğim. Hem kafe tarzı hem burger restoran tarzı bir işletme kurduk. 2021 yılında faaliyete girdik. Gurbetçilerimize tattırdık bu lezzeti. Yani çok güzel şekilde de karşılık gördük. Beğendiklerini söylediler. Aynı şekilde Nihat abi sen de, abi dedim bir tat. Sen normalde dedin ki ben hamburgerle... Beğenmesem zaten videosunu yapmam. Pek aram yok dedin sen de. Abi dedim bir ye. Yani bunu çünkü daha önceden gerçekten de hamburgeri yememiş kişilere tattırdım. Beğendiler. Yani bu benim hoşuma gitti. Bugün de yine Nihat abi dedi ki yani bu güzel bir burger yapıyorsun. Bunun dedi hani bir videosunu yapalım, hani vatandaşlar bilgi sahibi olsun bu konuda. Aynen öyle. Kendisi sağ olsun biz de davet ettik. Bugün icap etti. Güzel bir video atılacağız. Dediğim gibi Güzelkent'te Kafe Dengi işletmesi ve burger işletmesine sahibim. Buradaki amacımız kaliteyi vatandaşlarımıza tattırmak. Yani lezzeti. Yani biz maddi yönden değil de önce damak tadı diyoruz. Çünkü beğensin vatandaşımız beni umutlu ediyor. Yani parasal konu asla önemli değil. Çünkü farklı bir lezzet hamburger. Yani burada göründüğü üzere böyle tek çeşit klasik değil. Yani City'inden Anadolu burgerleri. Çeşit çeşit. Evet, evet, onları evet, biraz sonra göstereceğim zaten de. Evet evet evet. Yani nasıl hazırlandığına kadar mutfağımızda. Bunları gelip vatandaşımız dahi mutfağımıza hazırlanırken ziyaret edebilirler, görebilirler. Yani çeşit çeşit, herkesin damağına uyacak şekilde, yani et istemeyene tavuk burger olacak şekilde böyle bir menü hazırladık. İlgi gördü, tutuldu. Yani ben en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesi de bu. Yani şu an daha sezonu açmadığımız halde, işte İsmail abi ne zaman açıyorsun? Hani burger yemeye geleceğiz. Mesela örnek vereyim, daha dün Çatal Zeytin'den referans alarak gelmişler. Hiç tanımıyorum. Bu beni mutlu eder. Maddi yönden hiç önemli değil. Niye? Bu Güzelkent'i tanıtmak aslında amaçlı. Yani Çatal Zeytin'den... Hepimizin amacı o şu anda, evet, değil mi? Evet, güzel adam tanımıyorum. 4-6 kişilerdi. Ya dediler ki referans alarak geldik. Yani memur. Muhtemelen ki daha önce burada bir arkadaşları yemiş gibi tavsiye etmiş. Yani gerçekten dedi, çok memnun kaldık dedi.
Yani sık sık da gelmeyi düşünüyoruz dedi. Bizim zaten amacımız buydu. Yani farklı bölgelerde insanları güzel kendimize çekebilmek. Hani burada hamburger yer, diğer tarafta çay içer. Yani bu sadece benim açımdan olan bir şey değil. Yani bölgemiz kazansın, bir yenilik olsun, farklı insanlar gelsin. Plajımızı görsün yani denizin dibinde göründüğü gibi çok güzel bir mekanımız var. Yani bugün rüzgarlı hava da ondan dolayı demin anlatmaya çalıştım. Denize girme yasağı var. Evet, ama şu anda deniz boş. Evet. İsmail'im, bir mutfağa girelim mi şimdi? Evet, mutfağa bir girelim. İsmail kardeşimin 3-4 tane elemanı var. Bir el sallayın bakalım, siz de buralı mısınız? Feysal olayım, yazın mı diyeyim? Sen? Ben buradayım. Buradasın. Hadi bakalım. Şimdi bir mutfağa bakalım. Kolay gelsin. Ooo, maşallah. Aşçımız da var, burgerları yapan. Vallahi çok lezzetli gözüküyor. İsmail, hamburgerları hazır mı? İstanbul'dan geliyorum dedin ya, şube var diye. Yoksa burada mı yapıyorsun? Kendi reçetemize ait burgerler bu. Burgerlerde reçete vardır. Örnek vereyim, firmaya dersin ki benim reçetem bu. O reçeteyi başkasına reçetelendiremez. Örnek vereyim, benim... Örnek vereyim, etimin içerisine bu malzemeleri koyacaksın. Bu da ayrı bir tattır. Yani aslında bir nevi bu da bir gizliliktir. Burger dediğimiz çok talep gören... En çok hoşuma giden buydu zaten. Evet, pastırmalı. Hamburger bir tanesi pastırmalı burger. Bir tanesi de yine... Çok sattığımız steak burger. Steak burger. Evet, mesela klasik seviyenler cheddar peyniriyle sadece içerisinde hamburger köftesi var. Şimdi ızgaraya pastırmalar da kondu. Bu da kızarılacak. Ondan sonra yani en çok sevdiğim pastırmalısı oldu. Ah, sıcacık maşallah. Oho, maşallah hamburgerlerimiz de geldi. Vallahi çok güzel kokuyor. İsmail'im şunu bir atsana şöyle. Şöyle bir gösterelim. Bak burada sigara atıyor ama bunları görmüyoruz. Vallahi çok da lezzetli gözüküyor. Keşke bunu da kesseydik. Ama şunu şöyle göstereyim. Bu pastırmalı olanı. Evet, bu da. Bu da patatesleri. Steak burger dediğimiz. Bunu zaten servisini bu şekilde kesilip gönderiyoruz. Özelliği de o şekilde. Şimdi ben şunu bir kere tabii deneyeceğim. Tabii ki. Afiyet olsun. Böyle bastırmalı. Bu cheddar peyniri. Peynir dedi mi? Burger ekstra sosumuz var. Turşu, isteğe göre turşu ve marulumuz içerisinde. Evet, soslarımız da geldi. Ben sosları fazla sevmiyorum ama İsmail'im sen şimdi şöyle tut. Evet. Bir youtubercilik sen yap şimdi bir kere. Afiyet olsun. Ben bir şuna bir ısırayım. Çok kalın ya maşallah. Vallahi şuraya bak. Evet. Buna aynı kendimi televizyondakiler gibi hissediyorum. Böyle yemek test yapıyorlar ya. Afiyet olsun abi. Vallahi çok güzel. Yani ben her şeyi methetmem ama bu çok güzel. Şöyle buraya geldiğinizde ismi neydi? Bu pastırmalı. Anadolu Burger. Anadolu Burger'i mutlaka tavsiye ederim. Bunun fiyatı ne kadarıydı? 270 TL menü halinde. Değil mi? Bu patates var yani, içinde. Patates evet. İççek hariç. Yine içekli menümüz de var. Yani fiyat olarak da olabilir. Artık dostlar fiyatı kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi gerçekten içinde çok kıyma var. Türkiye'de kıyma fiyatları da belli. Ne kadar şu anda? 500 mi? 600 mi? Ne galiba? Bir de kaliteli malzeme kullandığı zaman bu lezzeti istersek şu andaki Türkiye şartlarında fiyat normal. Kapatalım kamerayı artık, ben bunu yiyeyim. Tamam, kapat kamerayı, kapat. Vallahi dostlar patates bitince aklıma geldi. Şimdi burger kadar abartmıyorum, patatesi de çok lezzetli. İsmail, kalpten söylüyorum, seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hani abi. Gerçekten hem baharatı çok güzel, hem patatesin kendisi
Çok dedim, lezzetli bir patates. Dedim, sizi yiyen bir daha ister. Gerçekten de öyle oluyor. Yani sezona ben abartılı söylüyorum. 7 tane buzluğu sadece patatesle dolduruyorum. Ki sırf sezonda vatandaşa karşı mahcup olmayayım, yok demeyeyim diye. Çünkü sezon... Sen de patatese ne diyorsun? Patatese bayıldım ben. Şeker var bende. Patatese değil mi? Ama harika geldi bana. Vallahi. Ben yedim. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Merhaba.